Tupperware'de sayfa ayrıcı içinde. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yine yeni ve güzel bir video ile birlikteyiz ama maalesef böyle hani sevinçli bir video olacak ama sevincimiz birazcık buruk olacak maalesef. Niye sevinçli olacağımızı ve sevincimizin neden buruk olacağını anlatayım. Microsoft Azure TTS sesleri artık Android'de de kullanılabilecek. Bu iyi haber. Bu videonun konusu ve sevineceğimiz olay da bu zaten. Ancak bu işin bir de kötü haberi var. Azure TTS uygulaması, yani Android için Azure TTS uygulaması internetten sentezleme yapıyor. İnternetten sentezleme yaptığı için metinleri okurken biraz yavaş okuyor. Yani mesela Talkback kullanıyoruz. Azure TTS'yi varsayılan metin okuma motoru olarak seçtik. Konuşuyor, tamam, konuşmuyor değil. Ama telefonu çok hızlı kullanırsak şayet konuşması duruyor. Birkaç dakika bekliyor, ondan sonra konuşuyor. Neden öyle yapıyor? Çünkü demin de bahsettiğim gibi internetten sentezleme yapıyor. Nasıl internetten sentezleme yapıyor? Şöyle ki biz bunu varsayılan metin okuma motoru olarak seçtiğimizde bu Talkback'in yorumladığı metinleri okumak için önce kendi ön belleğinde biçimlendiriyor. Sonra Microsoft Azure metin okumanın web sitesine gönderiyor. Web sitesinde bizim uygulama içinden seçtiğimiz sentezleyiciyi seçiyor. Sentezleyiciyi seçtikten sonra metin alanına bizim okuttuğumuz metinleri yapıştırıyor ve seslendir düğmesine basıyor. Ha, uygulama bunları kendi başına yapıyor ama bütün bunlar internet bağlantısı gerektiren uzun ve karmaşık bir süreç olduğu için Azure TTS'yi kullanmak biraz zor. Yani zorluğundan kasıt internetten sentezleme yaptığı için yavaş çalışıyor. Geç tepki veriyor. Tepkimeleri seri değil. Bir de başka bir kötü haber, iki kötü haber var demiştim ama üçüncüsü de vardı, onu söylemeyi unutmuşum. Başka bir kötü haber, uygulamanın dili Çince. Yani içinde Türkçe sentezleyici var ama uygulamanın menüleri tamamen Çince. Biraz ezber işi hareket etmemiz gerekecek. Şimdi uygulamanın kurulumunu anlatayım ve uygulamanın kurulumunu, kurulumdan sonra neler yapmamız gerektiğini anlatayım ve uygulamayı metin okuma motoru olarak seçelim. Bakalım neler oluyor. Zarchiver Pro. Zarchiver Pro. Download. Klasör grafiği. Microsoft Azure TTS. APK. 31.03.2.02.21.49.402.46 kilobayt. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Uzun basmak için iki kez dokunma ve basılı tutun. Microsoft Azure TTS. APK. Microsoft Azure TTS. APK. Liste dışında. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Yükle. Listede. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Zarchiver Pro. Microsoft Azure TTS. APK. 31.03.2.02.21.49.402.46 kilobayt listede. Şununla aç. APK Jumbo Installer. Sütun 1. Tabloda. 1 satır. 2 sütun. 2 öğeden 1-2 arasındakiler gösteriliyor. Etkinleştirmek için 2 kez dokunma. Uzun basmak için 2 kez dokunma ve basılı tutun. Paket yükleyici, sütun 2. Etkinleştirmek için 2 kez dokunma. Uzun basmak için 2 kez dokunma ve basılı tutun.
ts. Bu uygulamayı yüklemek istiyor musunuz? Tablo dışında. İptal düğme. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Yükle düğme. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Paket yükleyici. TTS. Paket yükleyici. TTS. Uygulama yüklendi. Bitti. Zarcı ver. Navigas. Cihaz bak. Uygulamayı yükledik. İşimiz bitti mi? Hayır. Bir de uygulamanın depolama izni alması gerekiyor. Yalnız bu izni kendi başına alamadığı ve bize de sorarak izin isteyemediği için izni ayarlardan bizim vermemiz gerekiyor. Şöyle uyku moduna alalım önce programı. Svox Classic TTS kullanılıyor. Uyku mod. Uygulam. İsim. Yük. Ara. Up. Nap. Vanuy ana ekranı. Ayarlar. Ben yüklediğim bütün uygulamaları kullanmadan önce uyku moduna alırım. Bunu sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü yeni uygulamalar yüklediğinizde uygulamayı uyku moduna almazsanız eğer, siz kullansanız da kullanmasanız da arka planda çalışmaya devam eder, pilinizi harcar, pilinizi tüketir. Bunun olmaması için ister başlatıcı simgesi olan bir uygulama olsun, ister sadece ayarlardan etkinleştirilen, normalde menüde herhangi bir başlatıcı simgesine sahip olmayan bir uygulama olsun. Yeni bir uygulama yüklediğinizde cihaz bakımı uygulamasından yeni yüklediğiniz programı önce uyku moduna alın, sonra kullanın. Ayarlar. Ara, düğme, sayfa ayarıcı dışı. Bildirimler, durum çubuğu. Rahatsız etmeyin. Şimdi gidiyorum. Bu Azure TTS'ye medya oynatma izni veriyorum. Pil ve cihaz bakın. Uygulamalar. Uygulamalar. Yukarı uygulamalar. Neden? 98 öğeden 1.6 arasındakiler gösteriliyor. Ses oynatma izni istediğini bilmiyorum ama sanırım ön belleğine sadece bizim okuttuğumuz metinleri değil, aynı zamanda Azure sitesinden çektiği ses parçacıklarını da çekiyor. O yüzden istemiş olabilir ses oynatma iznini. Şurada bulalım uygulamamızı. TTS. Evet. Uygulama bilgileri. Bildirimler, izin verildi. İzinler, izin verilmiyor. Uygulama izinleri. Uygulama izinleri. Ha, bu izni vermezsek ne olur? Zaten yavaş çalışan uygulama, zaten yavaş tepki veren uygulama, iyice yavaş çalışmaya başlar. Böyle bir şeyin olmaması için, yani mevcutta var olan yavaşlığının daha fazla artmaması için bu ses oynatma iznini vermemiz lazım uygulamaya. Kapalı. İzin verilmeyenler. Kayıt yeri. Kayıt yeri. Yalnızca medyaya erişim izni ver. Radyo düğmesi. İşaretli. İşaretli. Şimdi burayla işimiz kalmadı. Navigat. Ana ekran. Şimdi metinden sesi ayarlarına giriyorum. Azure TTS'yi varsayılan metin okuma motoru olarak seçiyorum. Bakalım ne olacak. Birlikte görelim. Talkback menüsü. Svox Classic TTS kullanılıyor. Tercih edilen motor Svox Classic TTS. Tercih edilen motor. Radyo düğmesi işaretli değil. TTS.
chat. Bu konuşma sentezi motoru, şifreler ve kredi kartı numaraları gibi kişisel veriler de dahil konuşulan tüm metni toplayabilir. TTS motorundan gelmektedir. Bu konuşma sentezi motorunun kullanımı yetkinleştirilsin mi? Liste dışında. İptal. Tamam. TTS, Clanelier. Tabii şimdi İngilizce konuşuyor. Meeting Locumer. Tersi edilen motor, TTS. Bunun ayarlarına girip ayarlarından Türkçe bir Azure sesi seçmemiz lazım. Ayarlar. Bu şey algınsın. TTS. Daha. Tadu, Emo, Tuarçi, Turks, Çangüe. Todo, Emel, Türkçe, Türkçe. Mesela Emel sentezleyicisi. 182 öğeden 1, 9 arasındakiler gösteriliyor. Emel sentezleyicisini etkinleştirmek için iki kez dokunma. Seçebiliriz. Todo, Ahmet, Türkçe, Türkçe, sütun 2. Ahmet sentezleyicisini seçebiliriz. Ama biz şu an Emel'i deneyelim. Bakalım Emel nasıl konuşuyormuş. Metin okuma. Ayarlar 1/6. Tercih edilen motor TTS. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Fark ettiyseniz bunu seçtikten sonra telefonu daha yavaş kullanmaya başladım. Çünkü videonun başlarında da söylediğim gibi bu internetten sentezleme yaptığı için tepkimeleri yavaş. Yavaş tepkimeleri olduğu için ben de telefonu yavaş kullanıyorum ki uygulamadaki konuşma gecikmesi iyice artmasın. Tepkime sorunu iyice ayyuka çıkmasın. Ayarlar. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Dil, sistem dilini kullan, 2/6. Konuşma hızı, yavaş, hızlı, 4/6. Şimdi dikkat edin. Yüz, kaydırma çubuğu, %15. Evet. Düzenlemek için yukarı hızlıca kaydırma veya aşağı hızlıca kaydırma. Gördüğünüz gibi, hatta daha doğrusu duyduğunuz gibi, önce Talkback'in ses efekti duyuluyor, dolaşım sesi. Dolaşıyorum, bir menünün üstüne geliyorum. Bir iki saniye sonra aklı başına geliyor, bir iki saniye sonra okuyor. Ben dokunduktan bir iki saniye sonra. Şimdi tekrar yapıyorum aynı şeyi, dikkatlice dinleyin. Ses perdesi, düşük, yüksek, 5/6. Evet, yeni bir menünün üstüne geldim. Önce Talkback'in dolaşım ses efektini duydum. Aradan 1-2 saniye geçti. Sonra da seçtiğim sentezleyicinin, yani Azure TTS içindeki seçtiğim bir sentezleyicinin konuşmasını duydum. Tepkimeleri yavaş. 100, kaydırma çubuğu, %20. Çal, düğme, 6/6. Bu konuşma sintezi örneğindir. Sıfırla, düğme. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Konuşmasını, yani konuşma hızını ve ses perdesini buradaki genel TTS ayarlarından düzenleyebildiğiniz gibi Azure TTS'nin ayarlarından da düzenleyebiliyorsunuz ama ses perde, konuşma hızı gene neyse dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben hiç yapmadım. Yani konuşma hızını arttırıp azalttım genel TTS ayarlarından ama Azure TTS ayarlarından yapmadım. Denenebilir. Belki konuşma hızını Azure TTS ayarlarından artırırsak Azure TTS ayarlarından artırırız. Genel TTS ayarlarından azaltırız. Öyle bir dengeleme sağlarsak belki gecikme sorunu birkaç saniye daha azalabilir. Ama ben denemedim, bilmiyorum. Şimdi ayarlarına girelim Azure TTS'nin. Tercih edilen motor TTS 1/6. Ayarlar. Ayarlarına giriyorum. TTS. Daha fazla seçenek, düğme, liste dışında. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Şimdi Ahmet sentezleyicisini seçeceğim. Azure'nin 3-4 tane Türkçe sesi var tabii ki ama burada sadece
Emel ve Ahmet sesleri var. Bu Emel sentezleyicisinin önceden adı Seda idi. Microsoft firması daha sonra Seda ismini beğenmemiş olacak ki sentezleyiciye Emel ismini vermişler. Olsun, sorun değil. Önemli olan sentezleyicinin ses kalitesi. İsminden çok ses kalitesi önemli. Şimdi Ahmet sentezleyicisine geçeceğim. Türkçe olarak sadece Emel ve Ahmet sentezleyicileri sunuluyor. Azure'nin diğer ses, diğer Türkçe sesleri sunulmuyor. Ha, burada diğer dillerde bütün sesler mevcut. Yani diğer dillerin sağladığı bütün sentezleyiciler, diğer dillerin konuştuğu bütün sentezleyiciler mevcut. Ama Türkçe için sadece Emel ve Ahmet sesleri sunuluyor. Demin önce Emel sentezleyicisini kullandık. Şimdi Ahmet sentezleyicisine geçiş yapıyorum. Todo Ahmet Türkçe Türkçe satır 1 sütun. Todo Ahmet Türkçe Türkçe. Geri çıkıyorum. Metin okuma. Ayarlar 1 bölü 6, listede 6 öğe. Tabii sentezleyici değiştirdiğim için... Etkinleştirmek için 2 kez dokunma. Biraz daha yavaş konuştu. Sonra bu yavaşlık kendine gelecektir. Yani her sentezleyici değiştirdiğimizde mevcut gecikmeye birkaç saniye daha ekleniyor. Sonra eski haline dönüyor. Tercih edilen motor TTS. Ayarlar. Sistem dilini kullan 2 bölü 6. Konuşma hızı yavaş, hızlı 4 bölü 6. Evet. 100 kaydırma çubuğu %15. Ses perdesi düşük, yüksek 5 bölü 6. Burada dediğim gibi konuşma hızı ayarını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz ama ses perdesi ayarıyla oynamanızı tavsiye etmem çünkü kötü oluyor. Yaratık sesi gibi veya küçük çocuk sesi gibi oluyor sentezleyicilerin sesleri. Tamamen olgunluklarını kaybedip saçma sapan bir sese bürünüyor. Ses perdesiyle uğraştığınız zaman. O yüzden ses perdesiyle oynamanızı kendi şahsım adına tavsiye etmiyorum. Ama tabii tercih sizin, karar sizin. Kendiniz bilirsiniz. 100 kaydırma çubuğu %20. Çal düğme 6 bölü 6. Etkinleştirmek için 2 kez dokunma. Bunun haricinde her şey gayet normal. Yani web tabanlı bir metin okuma motoru. Sentezleyiciyi seçtikten sonra geri çıkıyoruz. Ve metin okuma motorunu, yani pardon metin okuma motoru diyorum. Genel TTS ayarlarını diğer sentezleyicilerle birlikte nasıl yönetiyorsak burada da aynı şekilde yönetebiliyoruz. Ses örneği dinleyebiliyoruz. Bu konuşma sentezi örneğindir. Evet. Bu konuşma sentezi örneğidir. Bu arada oranları biraz yanlış yazmışlar. Ben uygulamayı Türkçeleştirmeye de çalıştım bu videoyu çekmeden önce ama olmadı. Uygulama Türkçeleştirme kabul etmiyor nedense. Sıfırla düğme. Geri çıkıyorum. Kelime. Karakter. Vanlı ana ekranı. Cihaz bakımı sayfa ayırıcı içinde. Uzun basmak için iki kez dokunma ve basılı tutun. Son uygulamalar. Ayarlar metinden sese. Apokerej gelişmiş seçenekler. Navigasyon çubuğu, ana sayfa, düğme, liste dışında. Sayfa 1-3. Biraz menüde dolaşmayı deneyelim. Uygulamalar bakalım. Ekranı, sayfa 1-3. Birazcık menüde dolaşmayı deneyelim bakalım. Ne olacak? Donacak mı yoksa menüyü okumaya devam edecek mi? Tıpkı metinden ses ayarlarını okuduğu gibi. Deneyip görelim. Geri düğme. Erişilebilirlik, düğme. Vanlı ana ekranı, Acapela TTS Voices, sayfa ayırıcı içinde.
etkinleştirmek için 2 kez dokunma, uzun basmak için 2 kez dokunma ve basılı tutun işlemler kullanılabilir. Görüntülemek için aşağı ve sonra sağ hızlıca kaydırma hareketini kullanın. Evet, şu an menüde dolaşıyorum. Play Store. Hı hı. Etkinleştirmek için 2 kez dokunma, uzun basmak için 2 kez dokunma ve basılı tutun işlemler kullanılabilir. Görüntülemek için aşağı ve sonra sağ hızlıca kaydırma hareketini kullanın. Ses dönüştürücü. Galaxy Store. Ses kaydedici. Galeri. Jombon Starlar. Netflix. Telefon. Mesajlar. Kamera. Saat. MP. Kişiler. Ayarlar. Haritalar. Takvim. Hava. Hesap makinesi. Samsung Notes. Evet. Menüyü sorunsuzca okudu. Etkinleştirmek için 2 kez dokunma, uzun basmak için 2 kez dokunma ve basılı tutun, işlemler kullanılabilir. Görüntülemek için aşağı ve sonra sağ hızlıca kaydırma hareketini kullanın. Önce şu Talkback menüsünü de bir okutalım. Nasıl okuyor bakalım. Talkback menüsü. İşlemler listede. Etkinleştirmek için 2 kez dokunma. Sayfada gezinme. Etkinleştirmek için 2 kez dokunma. Gezinme. Ekranın başından başlayarak oku. Sonraki öğeden başlayarak oku. Son söylenen ifadeyi kopyala. Son söylenen ifadeyi harf harf kodla. Evet, uzun cümlelerde biraz bekletiyor. Etkinleştirmek için 2 kez dokunma. İyice yavaşlamaya başladı. Tamam. Son söylenen ifadeyi tekrarla. Ekranda ara. Ekranı gizle. Talkback ayarları. Metin okuma ayarları. Sistem işlemleri. İptal. Bir de şöyle. Ana ekran, sayfa 1-1, varsayılan sayfa. Cihaz bakımı, sayfa ayırıcı içinde. Genel olarak Talkback'in açıklamasını... Uzun basmak için 2 kez dokunma ve basılı tutun. Talkback'in açıklamasını okutalım. Erişilebilirlik. Erişilebilirlik. Talkback 3-10. Talkback. Yukarı gezinir. Talkback. Biraz yavaş olacak. Açıklama çok uzun gelecek. Hani uzun bir açıklaması yok tabii ki ama bu metin okuma motoruna göre uzun bir açıklaması var. Okuması zor bir açıklama olacak bu metin okuma motoruna göre. O yüzden bunu seçtiğim zaman, yani daha doğrusu seçmekten kasıt, açıklamayı okumasını sağladığım zaman yavaş okuyacaktır. Yani aradaki tepkime süresi birkaç saniyeden birkaç dakikaya çıkabilir. Talkback kullanımda anahtar işareti. Talkback kısa yolu, erişilebilirlik tuşuna dokunun, sesi artırma ve azaltma tuşlarını basılı tutun. 2/4, listede 4 öğe. Etkinleştirmek için 2 kez dokunma. Talkback kısa yolu, anahtar, işareti. Değiştirmek için 2 kez dokunma. Ayarlar, 3/4. Etkinleştirmek için 2 kez dokunma. Şimdi açıklamayı okutuyorum. Talkback açık olduğunda cihazınızı ekrana bakmadan kullanabilmeniz için sözlü geri bildirim sağlar. Talkback, ekranı görmenin zor olduğu durumlar veya ekranı görmekte zorluk yaşayan kişiler için tasarlanmıştır. Talkback'in kullanımı öğeler arasında hareket etmek için sağ veya sola kaydırın, bir öğeyi etkinleştirmek için, iki kez dokunun, kaydırmak için iki parmağınızı sürükleyin. Talkback nasıl kapatılır?
Ses seviyesi tuşları, ses seviyesi tuşlarının ikisini birden birkaç saniyeliğine basılı tutun. Ayarlar Talk Başki kullan anahtarına dokunun. Yeşil dış çizgi görürsünüz. Anahtara iki kez dokunun. Onay mesajında durdura dokunun. Ardından durdura iki kez dokunun. 4/4. Evet. 4 öğeden 4 tanesi gösteriliyor. Açıklamayı dinledik. Açıklamayı ben biraz geç okuyacağını, hatta bayağı bir geç okuyacağını düşündüm ama bu defa yanılttı program beni. Şimdi Emel sentezleyicisine geçip Talkback'in açıklamasını bir de ondan dinleyelim. Son olarak bir de Emel sentezleyicisine menüleri okutalım ve bu videoyu bitirelim. Ayarlar. Talkback ayarları. Metin okuma ayarları 3-14. Metin okuma. Yukarı gezinir, düğme liste dışında. Metin okuma. Tercih edilen motor, TTS. Ayarlar. Todo, Emel, Türkçe, Türkçe. Bu konuşma sintezi örneğindir. Todo, Emel, Türkçe, Türkçe. Evet. 182 öğeden 19 arasındakiler gösteriliyor. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Emel sentezleyicisine tekrar geçiş yaptım. Talkback'in açıklamasını bir de ona okutacağım. Son olarak az önce söylediğim gibi menüyü Emel sentezleyicisine okutacağım ve bu videonun sonuna gelmiş olacağız. Metin okuma. Ayarlar 1/6. Talkback ayarları. Talkback. Ayarlar 3/4 listede 4 öğe. Etkinleştirmek için 2 kez dokunma. Talkback kısa yolu, erişilebilirlik tuşuna dokunun, sesi artırma ve azaltma tuşlarını basılı tutun. 2/4. Etkinleştirmek için 2 kez dokunma. Talkback kısa yolu, anahtar, işaretli. Değiştirmek için 2 kez dokunma. Talkback kullanımda, anahtar, işaretli, liste dışında. Talkback açık olduğunda, cihazınızı ekrana bakmadan kullanabilmeniz için sözlü geri bildirim sağlar. Talkback, ekranı görmenin zor olduğu durumlar veya ekranı görmekte zorluk yaşayan kişiler için tasarlanmıştır. Talkback'in kullanımı öğeler arasında hareket etmek için sağ veya sola kaydırın, bir öğeyi etkinleştirmek için, iki kez dokunun, kaydırmak için, iki parmağınızı sürükleyin. Talkback nasıl kapatılır? Ses seviyesi tuşları. Ses seviyesi tuşlarının ikisini birden birkaç saniyeliğine basılı tutun. Ayarlar Talkback'i kullan anahtarına dokunun. Yeşil dış çizgi görürsünüz. Anahtara iki kez dokunun. Onay mesajında durdura dokunun. Ardından durdura iki kez dokunun. 4/4 listede 4 öğe. Evet, Emel sentezleyicisine Talkback'in açıklamasını okuttuk. Bir de menüyü okutalım. Bakalım okuyacak mı? Sorunsuz bir biçimde. Erişilebilirlik 2/2. Apoker Red gelişmiş seçenekler. Navigasyon çubuğu, ana sayfa. Ana sayfa 1/3. Uygulamalar ekranı, sayfa 1/3. Şimdi başlıyorum. OneUI ana ekranı, ara. Metni girin için iki kez dokunma. Diğer seçenekler, düğme. Acapela TTS Voices, sayfa ayırıcı içinde. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Uzun basmak için iki kez dokunma ve basılı tutun. İşlemler kullanılabilir. Görüntülemek için aşağı ve sonra sağ hızlıca kaydırma hareketini kullanın. Fark ettiniz mi? Emel sentezleyicisi uzun metinleri okurken nefes alıyor. Nefes alma efekti de var. Ahmet sentezleyicisinde yoktu bu. Ya da varsa da ben fark etmedim şu an. Play Store. Ses dönüştürücü. Galaxy Store. Ses kaydedici. Galeri. App Jumbo installer. Netflix.
Telefon. Mesajlar. Kamera. Saat. MP. Kişiler. Ayarlar. Haritalar. Takvim. Hava. Hesap makinesi. Samsung Notes. Cihaz bakımı. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Uzun basmak için iki kez dokunma ve basılı tutun. İşlemler kullanılabilir. Görüntülemek için aşağı ve sonra sağa hızlıca kaydırma hareketini kullanın. WhatsApp. Dosyalarım. E-posta. Radyo. Chrome. Gmail. Google. YouTube. Zarchiver Pro. TTS Reader. Samsung Müzik. Video. Asır. Star Music Tag Editor. Akıllı Ses. Apoker Reg. Media Converter. Premium Adfr. Yandey Disk Beta. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Uzun basmak için iki kez dokunma ve basılı tutun. İşlemler kullanılabilir. Görüntülemek için aşağı ve sonra sağa hızlıca kaydırma hareketini kullanın. Son uygulamalar. Ara sayfa ayırıcı dışında. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Apoker Reg. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Apoker Reg. Ultimate Screen Recorder for Windows, Mac, Android and iOS. Apoker Reg. Video galerisi sayfa ayırıcı içinde. Etiketler kullanılabilir. Görüntülemek için aşağı ve sonra sağa hızlıca kaydırma hareketini kullanın. Arkadaşlar kusura bakmayın. Birazcık böyle durgun bir video, durgun geçen bir video oldu ama bu sentezleyicilerin yavaşlığından ötürü videoyu durgun geçirmek mecburiyetindeydik. Şimdi bu sentezleyiciyi isterseniz bu videonun açıklamalar kısmından da indirebilirsiniz. Açıklamalar kısmından indirmekte zorlanan arkadaşlar yorum yazsın. Onlara farklı şekillerde yardımcı olmaya çalışırım. Yorum atarım. Yorumu YouTube silmesin diye sabitlerim. Çünkü link de atsam ben yorumu sabitlediğim zaman YouTube silemiyor mu nedir artık? O sabitlenmiş yorum kalıyor. Veya açıklamalar kısmına koyduğum gibi yorumlar kısmına da indirme adresini koyarım. Bir de o indirme adresini koyduğum yorumu sabitlerim. Oradan indirebilirsiniz. Bir de şunu sorayım sizlere. Böyle bir ses motorunun üretilmiş olması sizce gerekli mi, değil mi? Hani birazcık da gerçekçi olalım. Bu yavaşlıkta bu sentezleyici motoru kullanılır mı, kullanılmaz mı? Bunu yorumlarda konuşalım. Böyle sohbetvari bir ortam tasarlayalım yorumlarda. Yani herkes fikrini belirtsin. Böyle bir yavaşlıkta bu ses motoru kullanılır mı, kullanılmaz mı? Bu ses motorunun Android için üretilmiş olması gerekli mi, değil mi? Bunun gibi konuları, mevzuları görüşelim. Yorumlarda sohbet edelim, olur mu? Video galerisi. Kaydı sonlandır. Düğme sayfa ayırıcı dışında. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Etiketler kullanılabilir. Görüntülemek için aşağı ve sonra sağa hızlıca kaydırma hareketini kullanın. Durdur. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Bu arada bu videodaki bahsi geçen metin okuma motoru ile alakalı olabilir. Başka bir konuyla alakalı olabilir.
anlamadığınız, algılayamadığınız bir olay, bir konu, bir soru olursa cevaplamamı rahatlıkla, çekinmeden yorumlarda isteyebilirsiniz, sorabilirsiniz, bahsedebilirsiniz. Büyük bir zevkle, keyifle ve şevkle cevap vereceğimden emin olabilirsiniz, gönül huzuru içerisinde.